Evet, Maksat Muhabbet programıyla bir kez daha karşınızdayız. Tabii bu karşılaşma özelinde de zaten biraz Buffon'la Ronaldo hikayesinden gitmek tabii lazım. Yani şimdi bir tarafta yani inanılmaz bir hikaye, inanılmaz bir yaşayan efsane. Ya bu işi sanki bana penaltılar çözecekmiş ya gibi geliyor ya. Ben de direkt giriyorum tahminimi. 90 dakika beraberlik oranı çok cazip gözüküyor. Ben de öyle düşünüyorum. Mantıklı da gözüküyor. Son yıllarda finallerde işte hani büyük maçlar son dakikalarda bir şekilde Ramos buldu. Ramos zamanı. Ramos'un imzasıyla bir sürü gol buldu, hocam, galibiyete uzandı falan Madrid'deki ama bu defa olmayacak bence. Madrid'deki ilkokullarda 92 sayısı kaldırılmış. 89, 90, 91 93. Ramos sayısı var. Ramos pi sayısı gibi bir şey, anladın mı? Ramos sayısı 92. 90 artı 2 yerine Ramos sayısı. Çok attı be abi ya. Yani, adam abi? Bir ara devamlı attı yani. Bize çok böyle yazı sildirdi. Ben severim Ramos. Kim sevmez. Çok iyi oyuncu. İzlemesi çok zevkli. Hucumu da savunmayı da çok iyi yapıyor. Ama kaybolup giden satırlar abi, hesabını kim verecek? Ya Ramos. Şimdi şöyle bir şey var. Ramos orada o golü atsa mesela, atınca 1 milyon euro ekstradan para alıyor. Atamayınca yine bir 500 bin euro alıyor. Hani o maçtaki. E peki Ali Ece? Ali Ece? Dünyanın en iyi yazısını yazsa. Yazıp sildi, yazıyla kalıyor. 1000 lira bile fazla almıyor. Yazmayınca 500 lira eksik alıyor yani. Öyle bir şey var. Evet. Peki bu maçla ilgili sen nasıl bir yazı yazardın hocam? Şu an 90 dakika beraberlik gibi gidiyor ama. Şimdi tek tek gidelim. Benim de tahminim şimdi o yönde. Şimdi Buffon tarihinin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Evet. Keylor Navas da bence dünyanın faal en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Pasaportu farklı olsa adam tabii büyük coşkuştu. Costa Rica yerine Brezilya ya da Arjantin vatandaşı olsa şu anda daha fazla dergiler onun böyle posterini verirdi. Bence o kadar iyi bir kaleci. Sonuçta baktığında adam Real Madrid kalecisi mi, o da ayrı yani. Aynen ama öyle. Costa Rica'dan çıkıp Real Madrid kalecisi olmayı başarmak yine de hakkı verilmiyor çok büyük gibi yani. Sezonun bence sansasyon yükseliş yapan oyuncularından bir tanesi. Carvajal, sağ bek. Hakikaten müthiş. Mesela Barcelona'dan en büyük üstünlüğü, en büyük fark yaratan yeri sağ bekiydi. Real Madrid'in Carvajal lig şampiyonunda da çok önemli evet katkı verdi. Şimdi Juventus'a geçelim. Şöyle Bonucci, Barzali, Chiellini'yi hep konuştuk. Ama Dani Alves de yine Barcelona'nın Real Madrid karşısındaki en önemli eksiğiydi. Mancuk için olağanüstü performansı var. Doğal mevki Santrafor'da oynamasa da. Real Madrid'de de şimdi bir sürü sakat vardı ama bir sürü eksik vardı. Bu eksikleri hiç hissettirmedi oyuncular. Şampiyonluktan sonra da Ronaldo söyledi, Zidane'ın en büyük bize artısı teknik direktör olarak. Yani oyuna sonradan aldığı oyuncuların tamamının ilk 11 oyuncusu kadar formda olmaları, zinde olmaları, başarısın, katkı yapmaları. Yani peki bir şey soracağım. Asensio, James Rodriguez'i, Morata'sı o kadar gol katkı yaptılar ki. Sana tam bu savunmada Nacho. Açtığın konu başlığıyla alakalı. Şimdi Gareth Bale sezonun büyük kısmında Gareth Bale'siz oynadı Real Madrid. Ve iyi işler yaptığını da gördük. Isco sezonun parlayan isimlerinden bir tanesi. Isco mükemmel performans. Yani, tabii muazzam yani. Sezon, bu sezonu ilk üçte yazacağın adamlardan ama biri bence zaten mutlaka. Zaten çok iyi bir oyuncu. Yani şimdi bu finalde kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu Bale mi başlar sence yoksa Isco mu? Bir de kendi memleketi Cardiff. Yani bilmiyorum, bence zor karar ya. Isco'yla başlaması gerekiyor özlediğiniz zaman. Bence de öyle ama de. Ama oyuna sonradan girecek, kendi memleketinde kupayı getirebilecek eleman olabilir Cardiff'te Gareth Bale. Ya ben bu form farkından dolayı ben Juventus kazansın istiyorum. Ben tahminim de penaltılara gider ve sonunda da Juventus kazanır. Valla ben çok rahat izleyeceğim. İkisini de tutmuyorum. İkisine de saygı duyuyorum. Hocalarına, teknik. Yani Zidane Şampiyon Ligi'nde bir kez daha böyle kazandırırsa Arrigo Sacchi'den biri bilir ilk olacak ve iki sezon üst üste bir teknik direktör aynı takıma Şampiyon Ligi'ni kazandırmış olacak. Morata'yı da bu maçta yok saymayalım. Yedek kulübesinden gelecek kişiler maçın kaderini belirleyecektir. Ben de 90 dakika beraberlik oranı çok cazip geliyor sana da. Evet, bana da öyle geliyor. Bir yandan da işte hani sezon başından bu yana aslında bir şekilde de en hak eden iki takım çıktı gibi kesinlikle gözüküyor değil mi? Öyle gözüküyor. Yani o yüzden onun hakkını verecek güzel, ne kadar uzun izlersek o kadar iyi bence yani. Tabii bir yandan ondan. Şey yani ricam Ramos'tan, Ramos'cum atacaksan önceden at. Evet, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz ama biz sezonu açtığımız yerde en azından Şampiyonlar Ligi ve Spor Toto Süper Lig sezonunu aynı noktanın başka bir köşesinde bulunan bu topun top üzerinde güzel kapatıyoruz. Ama tabii ki Bilyoner sosyal medya hesaplarında albüm kapağında benzeri var. Maksat Muhabbet evet devam edecek. Hem de Ali bu gözlükleri dakika takmaya devam edecek. Bir dakika ya, bu bir topçular. Ya bak, adama laf ettiniz böyle. Arsene Wenger imzaladı gitsin ya. Kupayı aldı, imzaladı. Ya yorumda da beni terse yatırdı. Görüşmek üzere.